bir gün bir babalık yapmadı ve çocuğun baba 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 diye gidiyor yani. Babasını da çok seviyor. Tek fotoğraf kaldı. Fuara gitmiştik. Zaten çocuğun bir tarafı tutmuyordu. Dayanıklı bir şekilde belli oluyor zaten. 3 sene biz çocuğu omuzlarımızda taşıdık. Omuzlarından tutarak yürütmeye çalıştık. Hiçbiri sahip çıkmadı. 18. 2001 yılının Haziran ayında oldu. Kendi Ola kazamız. Tamam. Çok zor çektik. ...89-16 yaşında nişanlandım, 17 yaşında evlendim. 89 senesinde biz eşimle tanıştık. 8 ay bir nişanlık devremiz oldu. 1990 senesinde evlendik. 8 ay beraber kaldık. 8 aydan sonra Türkiye'ye gezmeye geldik. 7 sene sahip çıkmadı. Hiç arayıp sormadı oğlan doğduktan sonra. 7 yıl sonra çıkıp buraya geldi. 98-99 senesinde. Ben o zaman boşanma davasını açmıştım buna. Son davaydı, bitişti. Geldi, yalvardı, yakardı. İşte oğlanı kafaya aldı. Çocuk da küçüktü. Benim biraz şeyim vardı zaten eşime karşı. Ben barıştım. Barıştıktan sonra bizi bir sene oyaladı Almanya'ya gidebilmek için. Bugün yarın, bugün yarın diyerekten. Hiçbir haber alamadık eşimden. 18 sene sonra işte artık dedim ben bu adamdan boşanayım dedim yani yapılacak başka bir şey yok. 2000 senesinde biz bir araya geldik, barıştık oğlumun isteğiyle. 2000 yılında buraya geldikten sonra bir yıl aradan geçti. Bir yıl geçtikten sonra biz eşimle konuşuyoruz ama görüşüyoruz, konuşuyoruz. Eşim geliyor, gidiyor, bize ilgileniyor. Hani maddi anlamda da ilgileniyordu. 2001 yılı oldu. Oğlum burada kaza geçirdi. Çok büyük bir kaza geçirdi. Kazada 9 ay ilgilendiler ailesi ve kendisi. 9 aydan sonra hepsi birden bıraktı çocuğu. Çok kötü bir durumlar geçirdim. Maddi, manevi, psikolojik çocuğum bu durumda. O kadar kötü bir durumlar geçirdim ki size anlatamam yani. O günleri bir daha da yaşamak da zaten istemiyorum. Aslında konuşmak bile onlar konuşunca sinirleniyorum yani. Onu. Hiç aramadı. Hiç öldünüz mü? Kaldınız mı? Yaşıyor musunuz? Ben böyle bir insan, böyle bir insanoğlu görmedim. O fuara gitmiştik o zaman işte yaz, işte Mayıs falandı. Nisan veya Mayıs. Oğlana dedik biraz gezelim elinden, bir elinden o tutuyor, bir elinden ben tutuyorum. Çocuğu o şekilde yürütüyoruz. Çünkü çocuğun sol tarafı tutmuyor zaten belli olduğu gibi. Sol tarafta şeylik var çocuğun yani özürlü kaldı. İşte o fotoğraftan sonra gitti. Gidiş o gidiş bir daha da haber alamadık. Ben boşanma davasını benim oğlumun davası bittikten sonra 2015 yılında ben davayı açtım. 3 sene sürdü dava. Feshedildi dava. Bulunmadığı için onun imzası gerektiğini söyledi hakim. O yüzden bizim davamız feshedildi. Ben boşanamıyorum. Adamı da bulamıyorum. Ailesini görüyorum burada. Babasına soruyorum. Bilmiyoruz diyorlar. Hepsi birbirine bağlantılı. Ne yaptıklarını bilmiyorum yani. Hemen istemiyorum artık. Böyle bir şey istemiyorum artık. Eşimden hemen ayrılmak istiyorum. Çalışıyordum ben, sürekli çalıştım. Ben Utku doğduk, oğlum doğduktan sonra bu seneye kadar çalıştım. Annem hastalanınca işi bırakmak zorunda kaldım. Şu anda işim yok, çalışmıyorum. Ama şu boşanma işini istiyorum yani. Benim eşim Almanya Düsseldorf şehrinde yaşamaktadır. Ama kendisini göstermemi yani kendini bildirmediği için dava açıyorum. Davalarım, dilekçelerim hepsi geri geliyor. Ben bir an evvel bu adamdan boşanmak istiyorum. Asla istemiyorum kendisini. Vekalet gönderirse, vekaletle de boşanırsa çok daha iyi olur. Eşim 18 yıldır bizi ne arıyor, ne soruyor. Evlilik mi? Bir imza işte. Nasıl bir evlilikse bilemiyorum. Lütfen yardımcı olursanız büyüklerimden rica ediyorum lütfen beni bu konuda rahatlatırsanız çok sevinirim. Eşim bir de çocuğum kaza geçirdiği zaman çocuk özürlü kalırsa ölsün. Mesela kendi çocuğuna bunu diyebilecek bir adam artık kişilik olarak karakter olarak nasıl bir insan olduğunu gösteriyor zaten. Ben artık çekemeyeceğim.
Oğlum babasını hala çok seviyor. Çocuğumu asla kötü bir şekilde etkilemedim. Çocuğuma her zaman iyi şeyi yapıyorum yani kinlendirmiyorum. Çünkü o onun babası. Ama benim şahsıma bitmiş bir olaydır. Bir an evvel bu işten kurtulmak istiyorum. Artık bunun soy ismini taşımak bile istemiyorum. O kadar zorlanıyorum. Hep birlikte yani. Sen kardeşinin nerede olduğunu bilmez mi? Yani hep böyle atmaca. Niye atıyorsun? Sahip çıkmıyorsun. İlgilenmiyorsun. Çocuğuna bakmıyorsun. Neden soyadını bu kadına veriyorsun? Nikahdan niye Niye vermiyorsun? ayrılmıyorsun? Neden ayrılmıyorsun yani benden? 30 senelik evliliğimde 14 ay bir evliliğim oldu. Başka da hep ayrıyız, hep ayrıyız, hep ayrıyız. Benim büyüklerimden, sizlerden aracılığınızla inşallah tez günlerde bulunur. Ben bu insandan kurtulurum. Burada 90 senesinde evlendim. 27 Ağustos 1990'da evlendim. Şu an görsem ya belki de gerçekten tanımayacağım bir hale gelmişler herhalde ki ben bile çok değiştim yani. Tanıyamam 18 senede yani çok şeyler Hiç olabiliyor, çok görmedim. şeyler görülebiliyor. 18 senedir Az bir görmedim. sene değil yani 18 sene, 1 sene, 2 sene değil. Dediğim gibi ben bunu önceden yapmam gereken olan bir işi ben çok uzattım. Doğum zamanında birkaç defa aradı. Gel dedi buraya. Ama ben yeni bebek doğduğum için ben dedim ki ben gelemem dedim. Yani sen gel beni al beraber gidelim. Ben bunu kabul ettim. Benim eşim gelmedi. Eşim gelmeyince de biz ayrıldık. Ayrı kaldık. 2000 yılında bizi hep oyaladı. Bugün, yarın, bugün, yarın. Pasaport fotoğrafı çektirin. Onu yapın, bunu yapın, şunu yapın derken ta kazaya kadar geldik. Ben hem evin erkeği, hem babası, hem annesi. Ben her şeyiyim şu anda. Benim oğlum bensiz bir dakika bile durmaz. Yazıda bütün her şeyler zaten bütün tebligatlar geri geliyor. Bütün tebligatlar. Babasına soruyorum. Hani Ha normalde şu an ikinize şu diyoruz an evlenmek diyor. istesen belki hani tamam evlenemez. Yaş Yaş 26. 20 yaş var aramızda.